Kaptan, sen de mi çıkıyorsun? Ha, evet. Ben gümüş almaya gidiyorum. Hadi sen de gel, takılırız biraz. Yok. Siz gidin, ben biriyle buluşacağım. Tanıdık birisi, onu da getir. Yok yok. Ya iş için. Şimdi siz sıkılırsınız, boş ver. Onur. Bu kız falan değil, değil mi? Saçmalama Mehmet ya. Ben daha boşanmadım. Ablanı aldatacak kadar şuursuz muyum sence? Kızma be. Öyle olmayacağını biliyorum tabii ki. Yalnız abla sahibi olmak hiç kolay değil kaptan. Hadi bakalım. Açıyorum, bir dakika dur. Neredeki bu oranlar? Bilmem. Benim hiç haberim yok. Hiç ilgilenemiyorum zaten. İyilerdir inşallah. Kaydın mı? Evet. Oo, Pınar Hanım. Bu ne güzellik ya. Aman ne güzelliği. Her zamanki halim işte. Vallahi bana pek her zamanki gibi gelmedi Pınar. Pınar Hanım, destursuz nereye gidiyorsunuz böyle? Vallahi dedemden zorla aldım desturu. Kızım, bu saatte nereye? Kimle? Neden? Ne zaman dönersin? Çok alıştırdım ben sizi ev kadını Pınar'a. Artık böyle. Her gece atölyede olacağım. İyi. Zaten karma sergiyi de kaçırdım. Yeni bir sergi kaçırmaya hiç niyetim yok. Tamam ya tamam. Kızma. İyi çalışmalar. Hadi karıcığım. Bunun sızlanması bitmez sabaha kadar. Hadi biz evimize tamam, gidelim. Tamam. Hadi kolay gelsin. Hadi canım, ben görüşürüz. De bakacağım. Tabii tabii. Bay bay. Tamam Rukiye'm, heyecanlanma. Hayırlısıyla iyi haberler gelecek şimdi. Ben heyecanlı değilim Orhan. Tamam canım. Rukiye Çiçek. Buyurun benim. Ne olmuş? Hamile miyim? Kaç aylık kız mı oğlan? Sakin ol Rukiye'm, sakin ol. Ay pardon. Kendimi kaybettim. Bu da hamilelik belirtisi herhalde. Buyurun sonucunuz. Şey, siz söyleseniz biz bu halimizde mümkünatı yok anlamayız. Tebrik ederim, hamilesiniz. Allah! Rukiye'm duydun mu? Hamileyiz Rukiye'm, hamileyiz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Orhan Bey, Orhan Bey. Allah razı olsun. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağız. Ben bir şey yapmadım ki. Olsun, yine de sağ olun. Bu indirmesini mi? Bebek taşıyan benim Hürmet'i elin kızı görüyor. Ya ne yapayım Rukiye'm, heyecanlandım işte. Ay ben de. Ay biz anne baba oluyoruz Orhan. Sana çok teşekkür ederim karıcığım. Rüya, sormayayım, karışmayayım diyorum ama ne yapacak Nihan? Bir kararı vardı mı? Almanya'ya döneceğim diyordu ama Mehmet'i gördüğünden beri her şey değişti. Şimdi sadece Mehmet'ten ve geçmişte yaşadıklarından söz ediyor. Of, of. Tam hayata döndü diye seviniyordum. Yavrumun gömdüğü her şey yeniden alevlendi. Hep benim diretmemden oldu. Keşke gelin diye tutturmasaydım. Gidip yine ben görseydim. Nereden bilecektik böyle bir tesadüfü anne? Kazadan beri İstanbul'dan kaçtı karşılaşmamak için. Nihan haklı galiba. Onların buluşmasını hayat istiyor. Ne çileli sevdaymış bunlarınki. Her ikisinin de hayatına mal oldu. Allah günah yazmasın ama her gün isyan ediyorum. Benim kızımın karşısına nereden çıkardın bu Mehmet'i, ailesini?